Bugün her gün kullandığınız ve sağlığınıza zarar veren 7 şeyi sizler için derledik. İyi seyirler. Yapılan araştırmalar çoğu kadının yanlış ölçülerde sütyen kullandığını ortaya koyuyor. Bu da kadın sağlığını negatif yönde etkiliyor. Fazla sıkı bir sütyen kan dolaşımını engelliyor, aynı zamanda vücudun farklı bölgelerinde çeşitli ağrılara sebep oluyor. Sırt, omuz ve bel ağrısı en sık karşılaşılan sonuçlardan biri. Sütyen almadan önce mutlaka denemeli ve dükkandan çıkmadan önce onun vücudunuza uygun olduğuna emin olmalısınız. Parmak arası terlikler yazın vazgeçilmez eşyalarından biri. Ancak ayak sağlığı için pek de faydalı olduğu söylenemez. Uzun süre kullanımı ayakta yaralara ve enfeksiyona yol açıyor. Aynı zamanda özellikle hızlı yürüdüğünüz anlarda tökezleyerek ya da kayarak düşme ihtimalinizi arttırıyor. Diş macunlarının içerisindeki kimyasal maddeler ve içerdiği alüminyumun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri uzun süre tartışma konusu olmuştur. Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmiş pek çok madde gibi diş macunu da fazla kullanıldığı takdirde toksik hale gelebiliyor. O yüzden dişleri günde 3 defadan ve 2 dakikadan fazla fırçalamak renk değişimine ve diş çürüklerine yol açıyor. Şampuanlarda da diş macununa benzer bir durum söz konusu. Bir şampuan ne kadar doğal içeriğe sahipse o kadar daha sağlıklı. O yüzden bu tarz ürünlerin etiketlerini okumak önemli. Marketlerde satılan pek çok şampuan tamamen kimyasal içerikli ve bu da zamanla deriyi tahriş ederek kepek başta olmak üzere farklı sağlık problemlerine yol açabiliyor. Ağır mücevherler, kolyeler ve küpeler de insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yapılan bir çalışma bu tarz eşyaların bakteriyel enfeksiyonlara yol açtığını ortaya koymuştur. Cildi tahriş edebileceği gibi bazı alerjik reaksiyonlara da yol açabiliyorlar. Ayrıca ağır küpeler zamanla kulakta şekil bozukluğuna neden oluyor. Para, günlük hayatımızın vazgeçilmez eşyalarından biri. Hepimiz ona dokunuyoruz. Bu da onu bakteri yuvası haline getiriyor. Elden ele geçen paralarla temas haline geçtikten sonra mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. Amerika'da yapılan çalışmalar bir parada 3000 adet farklı mikrop ve bakterinin olduğunu ortaya koymuştur. Sıkı, dar şort ve pantolonlar da insan sağlığını riske atan faktörler arasında. Özellikle sıcak havalarda nemlenen genital bölge sıkı kıyafetler nedeniyle daha fazla zararlı bakteri üretiyor. Ayrıca kan dolaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Veren 7 şeyi sizler için derledik. İyi seyirler. Yapılan araştırmalar çoğu kadının yanlış ölçülerde sütyen kullandığını ortaya koyuyor. Bu da kadın sağlığını negatif yönde etkiliyor. Fazla sıkı bir sütyen kan dolaşımını engelliyor, aynı zamanda vücudun farklı bölgelerinde çeşitli ağrılara sebep oluyor. Sırt, omuz ve bel ağrısı en sık karşılaşılan sonuçlardan biri. Sütyen almadan önce mutlaka denemeli ve dükkandan çıkmadan önce onun vücudunuza uygun olduğuna emin olmalısınız. Parmak arası terlikler yazın vazgeçilmez eşyalarından biri. Ancak ayak sağlığı için pek de faydalı olduğu söylenemez. Uzun süre kullanımı ayakta yaralara ve enfeksiyona yol açıyor. Aynı zamanda özellikle hızlı yürüdüğünüz anlarda tökezleyerek ya da kayarak düşme ihtimalinizi arttırıyor. Diş macunlarının içerisindeki kimyasal maddeler ve içerdiği alüminyumun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri uzun süre tartışma konusu olmuştur. Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelmiş pek çok madde gibi diş macunu da fazla kullanıldığı takdirde toksik hale gelebiliyor. O yüzden dişleri günde 3 defadan ve 2 dakikadan fazla fırçalamak renk değişimine ve diş çürüklerine yol açıyor. Şampuanlarda da diş macununa benzer bir durum söz konusu. Bir şampuan ne kadar doğal içeriğe sahipse o kadar daha sağlıklı. O yüzden bu tarz ürünlerin etiketlerini okumak önemli. Marketlerde satılan pek çok şampuan tamamen kimyasal içerikli ve bu da zamanla deriyi tahriş ederek kepek başta olmak üzere farklı sağlık problemlerine yol açabiliyor.
Ağır mücevherler, kolyeler ve küpeler de insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yapılan bir çalışma bu tarz eşyaların bakteriyel enfeksiyonlara yol açtığını ortaya koymuştur. Cildi tahriş edebileceği gibi bazı alerjik reaksiyonlara da yol açabiliyorlar. Ayrıca ağır küpeler zamanla kulakta şekil bozukluğuna neden oluyor. Para, günlük hayatımızın vazgeçilmez eşyalarından biri. Hepimiz ona dokunuyoruz. Bu da onu bakteri yuvası haline getiriyor. Elden ele geçen paralarla temas haline geçtikten sonra mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. Amerika'da yapılan çalışmalar bir parada 3000 adet farklı mikrop ve bakterinin olduğunu ortaya koymuştur. Sıkı, dar şort ve pantolonlar da insan sağlığını riske atan faktörler arasında. Özellikle sıcak havalarda nemlenen genital bölge sıkı kıyafetler nedeniyle daha fazla zararlı bakteri üretiyor. Ayrıca kan dolaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.